Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yelpaze patlıcan yemeği yapacağım. Görüntüsü süper, tadı muhteşem olan yemeğimizin yapım aşamasına geçelim. 3 adet patlıcan kullanacağız arkadaşlar bu yemeğimiz için. Şöyle baş kısımlarını keselim. Evet. İyice keseceğiz. Bu şekilde keseceğiz. Ve dilim dilim ayıralım patlıcanlarımızı. İnce ince keseceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Keselim ve kenara alalım. İkinci patlıcanımızı aynı şekilde keselim. Onu da dilim dilim ayıralım. Arkadaşlar ben patlıcanlarımı biraz büyük seçmişim ama siz daha küçük patlıcan seçebilirsiniz. Birazdan göreceğiz neden büyük seçtiğimi söyleyeceğim sizlere. Evet, bu şekilde keselim ve kenara alalım. Üçüncü patlıcanımıza da aynı işlemi yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bu saatten sonra kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde keselim. Ve patlıcanlarımızın her tarafına eşit gelecek şekilde tuz serpelim arkadaşlar. Tuzu suya bastırmayacağız patlıcanlarımızı. Sadece tuzunu serpip kenara bırakacağız. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar bekleteceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Lezzeti çok güzel. Kızartma dokunanlar için harika bir yemek. Bu yaz ayında çok sıcak havalar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Davet sofralarını süsleyecek bir ana yemek. Eğer kızartma da istiyorsanız kanalımda bir sürü patlıcanlı yemeği tariflerim var. Onlara da bir göz atarsanız orada da istediğiniz tarifi bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bekletelim. Patlıcanlarım yumuşarken biz de köftemizi kıralım. 400 gram kıymamızın üzerine bir orta boy soğanımı rendeleyip ilave ettim. 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuzumu, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiberimi ekledikten sonra güzelce yoğuralım. Köftemizi yoğuralım. Küçük küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız ve tabağımıza dizeceğiz. Arkadaşlar yemeğimin hafifliği, kolaylığı buradan geliyor. Patlıcanlarımızı kızartmıyoruz, köftemizi kızartmıyoruz. O yüzden çok hafif, çok kolay bir yemek. Evet, bu şekilde kardıktan sonra küçük küçük parçaları alalım. Bu şekilde ve tabağımıza dizelim. Evet, köftelerimizi küçük küçük ceviz büyüklüğünde parçalar halinde yuvarladık. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı büyük seçtim demiştim sizlere. Bu şekilde çok büyük olduğu için daha uzun oluyor görüntüsü. Ben de uçlarından biraz aldım. Siz bu şekildeki patlıcanlardan alırsanız yemeğiniz daha da güzel olacaktır. Bu şekilde köftelerimizi ara kısmına sıkıştıralım ve ikiye katlayalım dilimlerimizi. Bu kadar kolay ve lezzetli bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben de sefte yaptığım için elim biraz daha alışacaktır birazdan. Bu şekilde yapalım. Yan kısımlarına birer tane kürdan saplayalım ki yemeğimiz açılmasın. Bu şekilde sonra kürdanlarımızı servis ederken çıkaracağız. Sadece pişene kadar bekleteceğiz. Hafif de bir düzleyelim. Bir kenara alalım. İkinci patlıcanımızda aynı işlemi yapalım.
elimiz daha çok alıştı. İkinci patlıcanımızı da yaptıktan sonra onu da aynı şekilde kürdanını saplatıp yan taraflarına ve kenara alalım. Ve üçüncü patlıcanımızı da aynı şekilde yaptıktan sonra kürdanını saplayıp ben orta boy borcam kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz bu yemeği daha da çok yapabilirsiniz, daha da az yapabilirsiniz. Evet, yelpaze patlıcanımız bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü muhteşem bir yemek. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra ben biraz domates, biraz biber, biraz da patates koyacağım. Neden patates koyacağım? Oğlum pek patlıcan yemeğini sevmediği için onu da lezzetli, sosu da geçsin diye biraz da patates doğrayacağım. Bu şekilde kalın kalın dilimler halinde bölüp aralarına sıkıştıracağım. Siz koymayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece patlıcan da yapabilirsiniz. Mesela 4-5 patlıcandan da yapabilirsiniz bu yemeği. Kişiye göre değişeceği için ne kadar kişi varsa o kadar patlıcan yapabilirsiniz. Bu şekilde birkaç tane domates doğrayıp üzerlerine dilim dilim koydum. Yemeğimizde hiç kavrulacak bir şey yok, hiç kızaracak bir şey yok. Pratik ve güzel bir ana yemek. Birkaç tane de biberimi şöyle ortadan yarıp dilim dilim koyacağım. Üzerine 2 diş sarımsağım vardı. Onları da kıyalım. Patlıcan yemeği sarımsaksız olmaz arkadaşlar. Sosunu lezzetine versin. Bu şekilde doğrayalım. Ve sosuna geçelim. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını. Evet, bu şekilde kasemize alalım. Bir çay kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı, onu da ekleyelim. Bir güzelce açalım salçamızı. Bir su bardağı sıcak suyumu şimdi ekleyeceğim. Bir güzelce çırpalım. Yemeğimizin her tarafına gelecek şekilde kaşık yardımıyla dökelim. Şöyle patlıcanlarımızın köftelerin üzerine de gelsin. Sosumuzu ilave edelim. Bir bardak daha su ekleyeceğiz. Onu da böyle kasemize alıp tekrardan yemeğimizi ilave edelim. Fırınımı açtım arkadaşlar. 185 derecede ayarlı ısınıyor şu anda. Bir tane yağlı kağıdımızı suyun altında ıslatıp suyunu sıkıp silimizin üzerine örtelim. Üzerinden fazla kızarmasın, yanmasın yemeğimizin üzeri. Baktınız gördünüz yemeğinizin üzeri kızarmadıysa bir 10 dakikada açık kızartabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yemeğimiz fırında yarım saatte pişti benim yemeğim. Çok güzel lokum gibi bir yelpaze patlıcan yemeğimiz oldu arkadaşlar. Servisimize geçebiliriz. Şöyle bir tanesini alalım. Üzerine 2 dilim patatesimizden ilave edelim. 2 biber, 1 de domatesimizi aldıktan sonra bu patlıcan yemeğimizin yanına olmazsa olmazımız bir de tereyağlı mis gibi pilavımız var arkadaşlar. Onu da şöyle kasemizi alalım ve kapatalım. Ve servisimiz bu şekilde arkadaşlar. Yelpaze patlıcan yemeğimi yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden daha kolay gelsin. Beni izlediğiniz için herkese çok ama çok teşekkür ederim. Siz yemeğimin güzelliğini seyrederken ben de artık sizlere veda edeyim.
Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.